koreografi Ayna. Çivi çakma. Merhaba arkadaşlar, günün içinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine koreografiden bir parça video ayarladım. Salonlarımızda, antrelerimizde kullanabileceğimiz çok güzel aynalı etraf koreografi yapılmış. İstediğimiz renklerde yapabileceğimiz tablolarla alakalı ufak bir videomuz var. İyi seyirler. Beğenirseniz abone ve like atmayı unutmayın. Evet, tahtamızı kapladık. Normal genelde kavak suntu kullanılıyor. Ama ben kavağı bulamadığım için normal dolaplara kullanılan tahtalardan kullandım. Aynamızı istediğimiz, pardon, tahtamızı istediğimiz ölçüye kestiriyoruz. Benim aynam vardı önceden kalan iki parça. Ona göre ortasını boş bırakıp ona göre tahtamı kestirdim. Modelimizi reklamcılarda Printez üzerinden beğendiğiniz bir model de olabilir. Çıkarttırabiliyorsunuz. Ama onlar onu hafiften değiştirebiliyor. Ben reklamcımda birazcık değiştirdim istediğim modelini. Hani aralıklarını, çivilerin sığması için biraz kalınlaştırdım. Hani bunlara dikkat edelim. Yani çivilerimiz sığması amaçlı yoksa çok üst üste geliyor. Bu seferi tellerimizi sararken zorlanıyoruz. Kapladık. Şu gördüğünüz kahverengi olan yere aynamızı yerleştireceğiz en son. Çivilerimiz için özel çiviler var. Bunları da internetten satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Malzemeler şu çivi çakma aparatı çok işe yarıyor. Onun ölçüleri var. Ben genelde böyle sırayla olduğu zaman şu üçlü tarafını kullanıyorum. Bir tane tornavida düz, bir tane çakmak için çekiç, tornavidamız ve bunlardır malzememiz kullanacağımız. Evet, görüldüğü gibi onun üstüne mıknatıslı olduğu için o tutuyor zaten. Azıcık içine sokup tam modelimizin çizgının üstünden ağrı tek tek çakıyoruz. İlk önce tüy olarak önemli olan bu aralara, ellerimizin sıkışacağı yerlere dikkat edip oralardan başlamak. Bu şekilde her tarafını çakacağız arkadaşlar.
arkadaşlar, bazen elimle yokluyorum, deniyorum, bakıyorum. Çivilerin hepsi aynı hissiyatta, yani aynı sırada mı diye, üstlerde de öyle çıkıntı falan var mı diye onu elimle bazen yokluyorum. Göz hizasından sağdan soldan bakarak. Hani düzgün olsun hepsi diye. Şurada gördüğünüz gibi tam çivi çakmanın ortasına denk gelecek şekilde, aparatının ortasına, deliğine denk gelecek şekilde çivilerimizi tam çizgimizin üstüne çakıyoruz ki hepsi aynı hizada olsun diyor. Zaten çakma aparatına da bakıldığı zaman hepsi aynı olur. Şurada gördüğümüz aşağıdaki çiviler, onlar gizli çivi oluyor. Bunu ileride sarmamızda daha net göstereceğim. Bir çivinin üstüne çok aşırı yüklenmemiş olacağız. Çünkü iki ayrı bölümden geçitler olacak orada sararken. Ve tek çivinin üstüne yüklenmemiş olacağız. Ve geçitler çok daha düzgün birbirine geçitmiş şekilde olacak arkadaşlar. Onlar birazcık daha aşağıda olması lazım ki öbür tel üstüne sarıldığı zaman görünmesin. Altta kalsın o çiviler. Burada da görüldüğü gibi yine komple bütün motiflerimizi güzel bir şekilde çakıyoruz. Ve ben şu an altında beyaz kadife kumaş kullandığım için kağıtlarını komple, yani üstteki motifin kağıtlarını çıkartmadım. Kirlenmesin. İşlemin bittikten sonra tabii bunu da söyleyeyim. Kirlenmesin diye hepsini çıkartmadım. Sadece motif motif, yani nereyi saracaksam oranın kağıdını söküp attım. Öbürlerinki kaldı. Şu an bitmiş motifimiz. Bir dahaki videomda da sarma işlemini göstereceğim arkadaşlar.